أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli kardeşlerim, hemen hemen 3 aydan beri Hazreti Ali radıyallahu anh'ın doğumundan vefatına kadar anlatmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde inşallah onun vefatıyla Hazreti Ali konusunu noktalayacağız Allah nasip ederse. Çok şumullü bir sahabe, çok büyük bir sahabe, Peygamber aleyhissalatü vesselamın damadı, Ehl-i Beyt'in babası, o büyük insan, o yüce insan. Tabii 63 yıllık bir hayatı var. Miladi belki 61 ama hicri olarak 63 yıllık, 600 yılında doğdu ve vefatında beraber 63 yıllık bir yaşantısı var. Çok zorlu zamanın insanı Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani kendisine sormuşlar. Demişler, ya Ali, Peygamber gününde, Ebu Bekir gününde, Ömer gününde, hatta Osman radıyallahu anh'ın gününde ümmet böyle değildi. Yani işte o hadiseler, geçen dersimizde üstü kapalı geçtik, Cemel, Sıffın hadiseleri gibi. Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, onların zamanında onların yardımcısı bizdik. Bizim zamanımızda da bizim yardımcımız sizsiniz. Yani çok manidar bir sözdür. Onların gününde eğer bir anarşi, terör, bir karışıklık, bir kötülük yoksa onların yardımcısı bizdik. Ama benim zamanımda bir şey varsa benim yardımcımız sizsiniz. Yani nefsimizde aramamız lazım. Hakikaten çok talihsiz bir dönemde hilafet makamını kabul etmek zorunda bırakıldı. Hazreti Ali hiç idarecilik sevmezdi. Yani onun hayatına bakın, Peygamber gününde bir iki sefer hariç Efendimiz ona ağır o tip görevler vermemiş. Çünkü çok mütevazi, çok alçak gönüllü, fazla emir etmeyi sevmeyen bir insan. Yani kendisine bir su lazım etse kalkıp alan yapıda bir insan. Bunlar da kolay kolay toplumda lider olamıyor. Yani ne kadar imşak olursanız bakarsanız sizi dinlemediler. Ama ne kadar sert, ters, yani oldu mu, vallahi Allah eksik etmesin, etmesin, hadi bakalım. Yani o tip insanlara, ya işte bu bizim komutan iyi, bizim başkan iyi, bizim lider iyi, o tip insanlar. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh hakikaten çok mütevazi. Dedim ya, yani bir elbiseyi makasla kesmez, bıçakla keser, giyer. Efendim gider bir, ne bileyim ben, bir fakirle oturur, sohbet eder. Onun yanında bulunan bir insan. Çok zor bir dönemde halife oldu. Mesela Hazreti Ebu Bekir dönemi zordur radıyallahu anh. Peygamberden sonra toparladı. Ebu Hureyre'nin dediği gibi yağmura tutulmuş bir koyun sürüsü gibiydik. Ebu Bekir bizi o dalazdan, borandan, gelden kurtardı, ümmeti sahili selamete çıkardı. Hazreti Ömer dönemi hakeza. Hazreti Osman dönemi ilk 6 senesi gayet mükemmel. İkinci 6 senesi akrabalarının yüzünden Hazreti Osman ve ümmetin başına gelenler. Yani ama Hazreti Osman radıyallahu anh suçlamak için de haşa. Onları asla suçlayamayız. O akrabaları yüzünden ikinci 6 yılı zor geçmiştir. Ta ki kendisinin şehadetine sebep olmuşlar. Şimdi tabii o dönemde Hazreti Ali hepsine yardımcı, bütün halifelere. Hiçbirine haşa böyle bir isyankar, bir itaatsizlik yok. Yeri geldim nasihat ediyor, yeri geldim görev alıyor. Hazreti Osman döneminde de hem bacanağı yani Rukiye'nin, Ümmü Kültsüm'ün kocası Hazreti Osman, kendisi de Hazreti Fatıma'nın bacanaklar, bir aile parçası sayılırlar. Ama gel gör ki Hazreti Osman radıyallahu anh
akrabalarına çok aşırı merhameti, şefkati maalesef başına iş açtı. Örnek veriyorum, onun döneminde, Hazreti Osman döneminde 4 milyon kilometrelik bir toprağa sahibiz. Yani Afganistan'ın Kabil'inden tutun, aşağıya Yemen'in ucuna kadar, efendim Çat'a kadar, Atlas Okyanusu'na kadar Müslümanların ezanı Muhammed'i okunuyor. 4 milyon kilometre. Artık Müslümanlar donanma yapmışlar. Donanmayla Akdeniz'e açılıyorlar. Kıbrıs fethediliyor. İşte Girit Adası, Rot Adası, hatta Hazreti Osman döneminde İstanbul Boğazı'nda Müslümanların sancakları, bayrakları görünmeye başlıyor. Yani o Halim, Selim insan döneminde. Ama gel gör ki içinden kendi akrabaları, kendi yakınları Hazreti Osman'a zarar verdiler. İslam ümmetine zarar verdiler. Mesela Mervan bin Hakem gibi dayısı, efendim diğerleri gibi Hazreti Osman'ın ismini, mührünü, imzasını kullanıp bir takım şeyler yaptılar. Osman radıyallahu anh da o karışıklığı düzeltmek için kendi yakınlarını mecburen göreve getiriyor. Yani Mısır'a mesela vali, efendim Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh, süt kardeşi, onu Şam'a Muaviye bin Ebi Sufyan'ı tayin ediyor ki otorite sağlansın, fakat olmuyor. Millet de bunları istemiyor. İşte asiler dediğimiz bir grup Mısır'dan kalkıp Medine'ye baskın yapıyorlar hac zamanı. Yani hacla, millet hep haca gitmiş, Medine bomboş. Hazreti Osman, Hazreti Ali'ye o dönemde işte gir araya düzelt. Hazreti Ali kaç defa girdiyse, ya Osman bu akrabaların, bu yakınların bu işi böyle yapıyor, düzeltti. Kaç kere düzeltti ama olmadı. Öyle bir an geldi ki Hazreti Osman kapısına çocuklarını bile göreve dikti, Hasan ve Hüseyin'i. Yakınlarını, diğer çocuklarını. Ama olacak bu ya, kader ilahi tecelli edecek. Hazreti Osman'ın o dayısı denen adam ki onu Resulullah Taif'e sürgün etmişti. Gelmesin bu buraya. Bu zararlı bir adam. Bu fitne bir adam. Emevilerin önde geleni. Ve Hazreti Osman onu affetti. Hazreti Ebu Bekir affetmedi. Resulullah'ın affettiğini ben edemem. Hazreti Ömer hiç sevmez zaten onları. Affetmedi. Hazreti Osman onu affetti. Dediler, niye onların affetmediğini sen ettin? Dedi, onlar devlet başkanı sıfatıyla affetmediler. Ben de devlet başkanı sıfatıyla affettim. İçtihadı doğrudur. Ama affettiği insan ne yaptı biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin o zorla asileri teskin ettiği, Medine'den vazgeçirdiği, Medine'nin dışına gönderdiği adamlara bir mektup yazdı Hazreti Osman eliyle. İşte imzaladı. Bunlar gelirse bunları affet. Yani Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh'e haber gönderdi. Fakat daha sonra Hazreti Osman rahatsızdı. O Mervan denen adam, yani hakem denen adam, o Hazreti Osman'ın mührünü kullandı, başka bir mektup yazdı, altını mühürledi. Dedi ki, ya Abdullah, bu asiler Mısır'a gelir gelmez hepsinin kellesini al. Hepsini idam et. Ve kalktı bir köleyi, bir deveye bindirdi. Allah kör edecek, zekat devesine bindirdi. O da onların karargahından geçerken yolda dediler, bu hırsız Medine'de zekat devesi çalmış, işareti var. Çağırdılar, ifadesini aldılar, yanında baktılar, mektup. Mektubu açtılar ki Hazreti Osman el altından gizli bir mektup Mısır'a gönderiyor, bunların başını al. Halbuki Osman radıyallahu anh böyle bir şey yazmadı. O, onun mührünü taklit eder. Arkadaşlar, her devirde bela en yakınımızdan çıkmıştır. Osmanlı'ya bakın, en yakınından çıkmıştır. Sultan Fatih'i, o koca sultanı, aşesi, doktoru, yavaş yavaş, yavaş yavaş ölümüne sebep olmuştur. Ömer bin Abdülaziz, İmam Şafii 5. halife sayar onu, onun yine yakını Emevi derin devleti adım 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 ortadan kaldırmıştır. Tarih bununla doludur. Şu anda yine var.
Şu anda yine var. Bizim tabii rahatımız yerinde. Nasıl olsa işte Ankara dönüyor, nasıl olsa dünya dönüyor. Ama gel gör ki orada o direksiyona oturmak öyle her yiğidin karı değildir. Allah adil ve dürüst insanların ömrünü uzatsın, muhafaza etsin. Tabii asiler açtı mektubu, iş kötü. Dediler, vaa, hele ihtiyara bak ya, 82 yaşında bir halife. Bize bunu söylüyor arkamızdan mektubu ya. Ula bizim başımız gene senin başın gitsin. Medine'ye baskın yaptılar, geldiler. Hazreti Ali, bize Hazreti Ali'ye de inanmıyorlar. Sen böyle dedin, böyle yaptı. Ya Osman, aman akranların, aman akrabaların neticeyi kelam. Osman radıyallahu anh'ı şehit ettiler. Yani evin duvarını delip, o evin duvarını delip şehadetine sebep olanlardan biri kim biliyor musunuz? Söylesem diken diken olursunuz. Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed. Hazreti Osman dedi, Muhammed, şu kabirde yatan baban seni görse ne derdi? Elini yüzüne kapadı, utandı, kaçtı. Yani o işi gelip bereket eli kana bulaşmadı. Muhammed, Muhammed kimin oğlu? Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu. Hangi hanımından? Esma binti Hümeyse'den doğma. O büyük sahabiye kadından. Ama kandırıldı mı kandırılır. Allah korusun. Şimdi yeni kelimelerde bunu söylüyorlar. Algı operasyonu. Algı operasyonu. Haklıyı haksız gösteriyor. Haksızı haklı gösteriyor. Adam Müslüman namaz kılıyor diyor. Ya bunu geç ya, boş ver ya. Allah Allah. Ha, her şey bariz göz önünde ya. Bariz göz önünde. Bakıyorsun haklıya haksız, haksız haklı dedi. Algı operasyonu şimdi diyorlar. Ve tabii Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit ettiler. Düşünün, geçen de söyledim. 3 gün evinde cenazesini kaldıramadık. Anarşi var Medine'de. 3 gün. Artık geceleyin, 3. gece Muhammed bin Mesleme gibi cesur insanlar dediler, yeter ya. Bu da bu kadar da fazla. Cesedi alıp yıkamadan götürdüler. Cennet-i Baki'de geceleyin 5-6 kişi namazını kılıp Hazreti Osman Zinnureyn fitne çıkarsa nasıl olmuş? Evet. Ve Cennet-i Baki'ye defnettiler. Cennet-i Baki'nin en sonuna, duvar dibine. Çünkü asiler işi kötüye götürür. Ondan sonra ne oldu? Karıştı. İslam beldeleri karıştı. Ülkenin her tarafında emniyet, asayiş tamamen veya kısmen kalmamış. Valiler başlı başına birer hükümdar gibi kendi başlarına hareket etmeye çalışıyorlar. Ve Medine'de ise Ensar Muhacir'in bir kısmı beyattan kaçındılar. Kime biat edelim? Falan. Tabii bu arada Hazreti Osman'ın katilleri halkın arasına karıştılar. Dediler ki bir halife seçeceksiniz. Biz buradan gitmeyiz. Bizim de oy vereceğimiz bir halife. E kimse istemiyor. Zübeyir istemiyor, Talha istemiyor, Sa'd bin Ebi Vakkas istemiyor. Günde birini öldürürüz. Resulullah'ın cennetle müjdelediği ashabına söylüyorlar. Bunlardan günde birini öldürürüz ya birisi kabul edecek bu 6 kişiden biri. Hazreti Ali'ye ısrarla, 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 ya Ali kurtar bizi. Kurtar bizi, zorlu zamanı insanı. Ve ilk kendisine biat eden Talha bin Ubeydullah'tır, bilir misiniz radıyallahu anh? Cennetle müjdelenen Zübeyir bin Avvam'dır ama Cemal'de karşı karşıya getirdiler. Cemal'de karşı karşıya getirdiler. Cemal hadisesinde. Ve Talha bin Ubeydullah'la Zübeyir bin Avvam karşı tarafta, Ayşe annemizin safında. Hazreti Ali bir taraf, ne yapsa Hazreti Ali? Netice ne oldu? Yine birbirine hakaret etmediler. Talha bin Ubeydullah Cemal'de yaralanmıştı. Yaralanmıştı. Kölesine dedi, beni bir ıssız yere götür. Ayağından kan patlamış böyle. Ve orada bir ara baktı bir asker geçiyor. Dedi, bu kim midir? Der, Ali bin Ebi Talib'in askeri. De, Emir-i Müminin askeri mi? Bak o gün kabul etmiyordu. Ama ilk biat dedi. Fitne böyledir. Allah korusun. Ve çağırın dedi, vasiyet çağır dedi, uzat elini sana biat ediyorum Ali adına. Emir-i Mü'min Ali'ye biat ediyorum. Ve o asker gitti Hazreti Ali'ye söyledi. Dedi, Talha bin Ubeydullah filan yerde, Beni Bekirlerin yerinde kan böyle oluk oluk gidiyor.
Hazreti Ali ancak gece fırsat buldu, oraya gitti. Gitti bak Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. O yeryüzünde gezen bir şehit görmek isterseniz Talha bin Ubeydullah'a bakınız. Hazreti Peygamber diyor. Ona bakınız. Ayet var. Minel müminine ricalun ayeti bunlar hakkında. Ve tabi Hazreti Ali baktı ki böyle kıpkızıl kan oluk gibi yerde. Öyle bir ağladı ki dedi ah Talha ah. Keşke ben senden 20 sene evvel öleydim. Seni bu yıldızlı semanın altında kızıl kanda görmeyeydim. Resulullah buna böyle 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 dedi. Ama bakın onun hakkında da demiş. Onun ama fitne ikisini karşı karşıya getirmiş. Zübeyir bin Avvam kılıcıyla Hazreti Ali'ye karşı gelmiş. Cennetlemiş. Dayı oğlu, bir hala oğlu. Safiye'nin oğlu. Hamza'nın yeğeni radıyallahu anh. Ve Hazreti Ali diyor ki hatırlıyor musun dayımın oğlu, şey halamın oğlu. Bir gün Medine'de Resulullah'ı ziyarete gidiyor falan bahçesinde kapı dardı. Sen dedin o geçsin ben dedim sen geç ben geçeyim sen. İkimiz kapıya sıkıştık. Ve Resulullah dedi yeter yeter hala oğlu dayı oğlu gelin. Sen dedin ki ya Resulullah ben Ali'yi çok seviyorum. O da dedi ben de seni seviyorum. Efendimiz çok mu seviyorsun? Evet çok seviyorum ya Resulullah. Ama bir gün ona kılıç çekeceksin. Sen haksızsın Zübeyir o gün. Hazreti Ali bunu hatırlatınca Zübeyir kılıcı attı gitti. Hakperest. Eyvah. Attı ama arkasından birisi okla onu şehit etti. Gel dedi ki Zübeyir'in canını cehenneme gönderdim. Hazreti Ali de cehennemde sen yerini hazırla. Zübeyir'i şehit eden nasıl şeye gider? Zübeyir nasıl cehenneme gider? Resulullah'ın havarisi be. Fitneyi anlatmak istiyorum yani. Uzun uzun da kısa kısa geçiyorum. Günümüzde Zübeyirler, Talhalar, Aliler birbirine düşman edilir arkadaşlar. Hiçbirimiz Ali kadar sadakatli, Zübeyir kadar cesur, Talha gibi bilmem ne olamayız yani. Mümkün değil. Onun için Müslümanlar birbirini sevmek mecburiyetinde. Eğer imanınız varsa beni seveceksiniz. Benim imanım varsa sizi seveceğim. İnnemel müminune ihvetun. Müminler mutlak kardeştir. Bu karadır, bu beyazdır. Bu Suriyelidir, bu Türkiyelidir, bu Arnavuttur. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hani bir devrişin birini bir benim gibi yarım yamalak biri evliyalık taslamış. He adamı sevmemiş, sevmemiş. Böyle kaynamamış. Bir gün demiş ya üstadım. Sen biliyorum beni rengimden dolayı sevmiyorsun ama ben sana soruyorum. Beni nakşımdan dolayı mı sevmiyorsun, nakaşımdan dolayı mı? Hepimizin nakşeden nakaş Allah'tır. Hangimiz sipariş ettik? Ya Rabbi bir mektup yazdık dilekçe. Beni iyi bir Türk yarat. Beni iyi bir Kürt yarat. Beni iyi bir Arap yarat. Beni iyi bir efendim falan dil konuşan yarat. Allah bizi dilediği gibi yarattı. Onun dilediği gibi hareket etmek mecburiyeti. Aksi takdir cehennemdedir. Allah Müslümanları bu şeylerden, fitnelerden korusun. Evet, şimdi tabi Hazreti Ali'yi seçtiler. Ali radıyallahu anh çok zorlu bir dönem Medine'de. Bu defa başladılar. Ne oldu biliyor musunuz? Osman'ı katleden asiler Osman'ın katillerini istiyoruz. İkinci bir fitne. Osman'ın katillerini bulun. Bir zaman Türkiye'de de vardı. Adam öldürürler ondan sonra filan katillerini bulun. Gidin bulasınız bakalım. Bulabilir misiniz? Böyle bir fitne. Ve tabii Hazreti Ali radıyallahu anh çok o derin ilmiyle, mükemmel ilmiyle çünkü onun yargılaması bizim beşeri bir şey değil. İlahi kurala uygun olacak. Adam diyor ki bu köyde bir asi var. O asinin yüzünden bu köyü tarayın. Ateşe verin. Hazreti Ali hayır. Adaleti tam ve o kötüyü bulmaktır. Bütün köyü yakamazsınız. Adam şimdi Müslüman ya kızdığı zaman esas değil bu filan yeri tümünü ateşe vereceksin. Allah Allah. Gavurda ne farkın kaldı? Nasıl mantık? Ha rakipleri adaleti mahzayı uygulamışlar. Aynen bir şey için bir suçlu için bir köyü yakmışlar. Ama Hazreti Ali yapmamış. Yapamaz. Resulullah'ın talebesi aleyhissalatü vesselam. Bunun yüzünden de çok sıkıntılar yaşamış. Şimdi tabii
Medine'de Asa işi sağlamaya çalıştı. O kendisine biat edenler ki Ayşe annemiz işin başında, bunlar bir şey Osman'ın katilleri bulunsun algısı sahabedir, bir şey demiyorum arkadaşlar lütfen. Dilim lal olsun Ayşe annemize, Zübeyre, Talha'ya, hepsi bizim başımızın tacı. Böyle bir iştahatta bulundular. Ta Basra yakınlarına Cemel denen yere gittiler ve Hazreti Ali ile karşı karşıya geldiler. Orada üzücü bir rakam söyleyeyim. Yani tarih Hicri 15 Cemaziyül Ahir ayı, miladi 9 Aralık, yani 656 yıllarında tarihte Cemel hadisesi. Cemel nedir? Hazreti Ayşe'nin bindiği deve, Arapça'da deveye Cemel denilir. O devenin üstünde, etrafında harp vakı olduğu için Cemel vakası. Bakın savaşı da demeden bir vaka. Ama üzülerek söyleyeyim, binlerce Müslüman şehit oldu. Binlerce Müslüman şehit oldu. Bakın 50 diyen var, 50 bin. 70 bin diye var İbn Kesirler falan, bunu çok zorlu bir şey bu. Yani o kadar peygambere yakın bir dönem. O kadar yakın bir dönem ve tabii kader-i ilahi öyle hükmetmiş. Yani iki taraf diplomasi yaptılar, gittiler, geldiler, konuştular. Tam uzlaşıldı. Yani barış sağlandı. Nereden atıldığı belli olmayan bir ok Hazreti Ayşe'nin devesine. Faili meçhul bir ok, öyle diyeyim. Atınca dediler ha bu iş olmadı. O ondan, o ondan, o ondan derken 50 binlerden bahsediliyor. 10 bin, 50 bin, 70 bin. Ya bin de olsa az mı ya? Fitne çıkmasın bu ümmetin içinde. Tabii bunu geniş okumak isterseniz Cemel vakası, bizim Siyer-i Sahabe'de Zübeyir bin Avvam bölümünde geniş anlatmışız. Orada işte İbn Kesir'in tarihçi büyük Şamlı hemşerimizdir. Onun anlattığı o Cemel hadisesini inceleyebilirsiniz. Tabii daha sonra Ali radıyallahu anh, o kardeşlerimize kaçanı kovalamayın, kolay kolay mallarına dokunmayın. Kardeşlerimiz bunlar. Böyle bir nazik dönemde halife radıyallahu anh. Tabii ondan sonra ne oldu? Bu defa işte Şam yönetimi, Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan, öyle bir zor bir devirdeyiz ki şimdi bile. Adam mesela kitabında Muaviye radıyallahu anh diyor. Diyor niye Muaviye radıyallahu anh dedi? Niye Hazreti Ali, Hazreti Muaviye dedin? Demiyor diyor, niye demedin? Ona diyor öyle bir zorlu devirdeyiz. Ya şimdi mesela adam biri benden mesela selamı kesti. Sen ne diye ona Hazreti Muaviye diyorsun? Ya sahabedir. Benden çok çok büyükler, Üstad Bediüzzaman öyle demiş. İmam-ı Gazaliler öyle demiş. Ben kimim? Yok. Ona öyle demeyeceksin. Ya sahabedir gözüm. Demiyoruz bu defa. Ya sen de mi şey oldun, Şii oldun? Yani öyle bir zorlu devre. Bugün yine aynı sıkıntı. Bugün yine aynı sıkıntı. Allah korusun. Müslümanların, yani ben özellikle Türkiye'deki Müslümanların, Arap aleminde değişik görüşler var. Hepsine saygılıyız. Türkiye'deki ya tanımadığınız, bilmediğiniz bir adamın peşine takılmayın ya. Ya bu İslam'a ne emek vermiştir? Ne emek vermiştir? Öyle soytarlar var ki Türkiye'de. Ne emek vermiştir? Ne eziyet çekmiştir? Arkasına katmıştır bir grup. Haydi bakalım. Bütün Müslümanları eleştirir. Ayeti eleştirir, tefsiri eleştirir, hadisi eleştirir, inkar eder, sahabeyi eleştirir. Ya gençler, kafanızı kaldırın bakın. Türkiye'de çok güzel mürşit vasfında insanlar var. Yani Allah'ın nimeti her memlekette yerde. Ha bunların peşinde. Bakarsın git. Adam gelmiş Suriye'de çatışmaya. Dünyanın başka bir ülkesinden getirmişler. Ve bir de benden tanışmak istiyor falan. Hani biraz adımızı sanımızı duymuş neyse. Hayrola dedim. Yani Urfa'da ne geziyorsun? Dedi hocam biz Suriye'ye müşriklerle savaşmaya gidiyoruz. Allah Allah. Suriye'de müşrik ne geziyor ya? Evet, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, dört mezhep, bunlar hep şirktir. Kim kimi vurdu? Perişan ettiler Suriye'yi. Bir de şimdi bakın bir algı operasyonu, kızmayın sözümden.
Ya bu Suriyelileri bir gönderselerdi, gitselerdi. Kimin mülkünden kimi kovalıyorsun kardeşim? Mülk Allah'ın. Benim mi? Misafir olmuşlar, gelmişler. Ensar, macir. Tamam, içinde kötülük yapan olur. Ben de gitsem benimden de çıkacak bu. Olur mu ya? Ya içinde dini bütün insanlar elhamdülillah hepsi Müslüman. Ya işte birileri, bakın diyorum, aynı fitne. Ben onlara kuruş vermem, ben onlara yardım etmem, ben onlara... Ya bunlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor ya. Adam ta İran'dan kalkmış gelmiş, Akçakale sınırında öldürdüler. Neye gelmiş? Suriye'deki bilmem kimlere yardım. Müslümanları öldürüyor. Müslümana silah sıkılır mı ya? Allahu Ekber. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh daha sonra işte Sıfın'da bu Raka, Sıfın'ı uzak görmeyin, hemen Raka. Türkiye 50 kilometre veya böyle giderseniz 90 kilometre bir yer, Fırat kenarı. Sıfın, Sıffeyn, Saffeyn ne derseniz olur. Orada iki saf karşı karşıya geldi. Hazreti Ali ve Muaviye taraftarları. Çok şehidimiz var orada da. Yine aynı o rakamla kıyaslanır. Günlerce Fırat'ta kan aktı, Müslüman kanı aktı. Ama birileri rahat etti. Bakın Roma'yı, Bizans'ı, bilmem Sasanileri dize getiren o asker, o ümmet Rakka'da karşı karşıya geldi. Evet. Mesela Ammar İbni Yasir, Veysel Karani burada şehit edildi. Mezarla koydular, mezarını da bombaladılar. Bu Hallavut'ta. Evet, bir kısım yeni icat, Amerikan destekli icatlar. Bu da şirktir. Ammar İbni Yasir'in mezarını bombaladı. Türkiye'de televizyonda bir yapmadan iyi olmuş diyor o. Çünkü şirk de o kabirler. Ya ben onun altında yatanı hatır için ya. Ammar İbni Yasir kardeşim. Veysel Karani ya. Bir cami de bombalandı. Şimdi Rakka'da yüzlerce sahabe vardır biliyor musunuz? Sahabe kabri. Bu bölgede vardır. Bu nedir? Karkısya'da vardı. Eski ismi Karkısya. Şimdi nedir yeni ismi? Kamışlı mı? Karkamış. Oralarda sahabeler buraya gelmişler. Ne davaya? Evet, o fitne çıkmasın. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh harbi kazandı. Ama bir adam geldi. Ta şeyden Mısır tarafından. Tabii o da sahabe. Bir şey demiyoruz. Ona da Amr bin As. Ama siyaset dahisi bir adam. Geldi Kur'an'ları şeye taktı, mızrağa, Kur'an-ı Kerim'i. İşte aramızda Kur'an hakem olsun diye. Epey bir şeyler oldu. Harp durdu. Ondan sonra hakem tayin edelim. Yani halife kim olsun? Hazreti Ali Ebu Musa el-Eş'ari'yi hakem etti kendi tarafına. Muaviye bin Ebi Süfyan da efendim şeyi Amr bin As'ı. Amr bin As onun siyaseti kıyaslanmaz ki. Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an alimi, Kur'an kıraat üstadı, kahraman bir komutan. Netice hakemler toplandılar. Dediler ki gelin ikisini de azledelim. Ali'yi de Muaviye'yi de. Üçüncü bir halife seçelim. İyi. Kalk dedi sen bir hutbe oku. Ali'yi azlet. Bu da Suudi Arabistan'ın Cauf kentinde oluyor. Yeni ismi Cauf. Esas eski ismi başka tabii. Orada Dümmetül Cendel eski ismi. Orada kalktı bir hutbe okudu Ebu Musa el-Eş'ari. Dedi ki ben Ali'yi hilafetten azlettim. Hakem heyeti oturuyor hepsi. Tamam. Kalk sen de Amr. Amr dedi ki ben Muaviye'yi halife ilan ettim. Sahabe bir şey demiyorum ha. Onlar da o hesabı verecekler bu işe. Ben Muaviye'yi halife ilan ettim. Aman duman anlaşmamız. Halbuki ya yerine Abdullah İbni Ömer'i ya efendim falanı getireceğiz düşüncesiyle gene fitne genişledi. Bu defa bir üçüncü grup aramızdan doğdu. Hariciler. Hariciler. Nedir hariciler? Yani ümmetin haricinde bir görüş. Hadis kabul etmiyoruz. Hadis kabul etmiyoruz. Şimdi dedim ya geçen de adam çıkmış hadis yoktur. Sen 15 tane kitap yazmışsın be ahmak.
Yani sen 15 tane kitap yazdın da peygamber 15 söz söylemeyecek mi aleyhissalatü vesselam? İşte öyle bir grup çıktı. Bunlar çoğaldılar. Hazreti Ali radıyallahu anh Hicri 38. yılın Sefer ayında bu haricilerin tamamına yakını yok etti hemen hemen. Nehravan Savaşı. Bakın cepheden cepheye bir ora, bir ora, bir ora. Ali gibi bir olmazsa dayanır mı ya başka onun yerine? Hariciler halletti. Tabii hariciler hazırlandılar. Yani o kalanlar intikam almak için. İşte Abdurrahman İbni Mülcem o ortaya çıktı. Arkadaşları çıktı. Bunlar gizli gizli komite kurdular. Tetikçiler. İşte biri dedi ben Ali'yi öldüreyim. Öbürü de sen git Muaviye'yi öldür. Sen de git Amr bin As'ı öldür. En iyisi bunun üçünü kaldıralım. Ortalık. Aslında kendilerinin intikamını almak istiyorlar hariciler. Yani o da lügatta bakın Diyanet'in ansiklopedisinde hariciler sayfelerce. Yani kim yaptı, nasıl kuruldu, başındaki nasıl bir adamdı. Yani önce müstakim, namaz kılan, oruç tutan birisi. Ama İmam Ali'ye kılıç çekecek kadar hayasızlık eden bir grup. Evet. Tabii bu İbn-i Mülcem bir şeye kadına rastladı. Kadın çok güzel. Yani Küfe'ye gelecek, Hazreti Ali'yi öldürecek. Üçü anlaştılar, o üç tetikçi. Tekrar söyleyeyim. Ramazan'ın 17'sinde, daha Ramazan'a 2 ay var. Gideceksiniz, sen Şam'a Muaviye'yi, sen Mısır'a Amr bin As'ı, sen de Küfe'ye. Üçü gidecekler. Aynı Ramazan'ın 17. gecesinde suikast yapacak. Hep zehirli hançerlerle gittiler. Tabii Muaviye'ye giden vurdu ama öldüremedi. Bu kasığından şiddetli yaraladı. Yetiştiler, onu da öldürdüler. Dediler ki ya seni dağlarız ama daha çocuğun olmaz. Zaten bir bela veledi vardı. Yezid. Yetti yani o. İyi ki de ikinci bir Yezid olmadı. O kurudu nesli. Ölmedi ama. Amr bin As o gün hastaydı. Yerine bir başka sahabe imamete geçti. O Amr'ı tanımıyor ya. İmamete geçeni vurdu öldürdü. Amr yaşadı. Hazreti Ali'ye gelince tabii çok güzel bir kadın rastlamıştı. Derdin nedir falan uzun uza diye konuştular. Dedi ki benim işte kardeşim babamın intikamını al. Kim? Ali. Ya Ali öldürülür mü ya? İbn-i Mülcem. Onu öldürürsen murazına benimle erirsin. Ben sana varırım. Kadın da çok güzel. İbn-i Mülcem biraz da oradan esinlendi. Ve o da hazırlandı. Cuma gecesi derler sabah namazında Hazreti Ali radıyallahu anh'ı o da öldürmeye camiye Küfe mescidine geldi. Şimdi tabii o kısımda Hazreti Ali hep dermiş yani. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaralanmış Resulullah'ın döneminde Hazreti Ali ve her şey ettiğinde işte bir savaşta özellikle demişler ya Resulullah Ali ölüyor. Yani işte yaralanmış falan. Hayır diyor o ölmez. Ama ölüyor ya Resulullah. Hayır dedi. O şimdi ölmeyecek. Ya o kim ve öfkeyle doldurulmadıkça ölmeyecek. Ve maktul olarak ölecektir. Böyle değil. Ve bir gün başka bir şey dedi. Dedi ya Ali senin başındaki kan sakalından damladığı zaman öleceksin. Yani ölümcül darbeyi başından alacaksın. Vurulduğu zaman dediler ya imam ufak bir yara. Karanlıktı sabah namazı. Böyle elini attı. Dedi Resulullah bana hep derdi. Yani başından alacağın yaradan dolayı sakalından kan damlayacak. Belki sen onunla öleceksin. Hep bunu bilirdi Hazreti Ali. Bunu kastedermiş. Ama tabi Ramazan ayı girdiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh yemeğini bir gece büyük oğlu Hasan'ın evinde bir gece Hüseyin'in evinde kendisi ekseri camide kalırmış ve bazen de Ebu Cafer'in evinde yegeni
Ondan yer alırmış, yemek yermiş. Ama derler ki üç lokmadan fazla yemezdi. Yemezdi, yer kalkardı. Derdi ki çocuklar ac iken Yüce Allah'ın ölüm emrinin bana ulaşmasını temenni ediyorum. Böyle tok zamanda olmuyor. Hep böyle aç olsun. Resulullah bize emretti. Acıkmadıkça sofraya oturmayın. Doymadıkça değil. Doymadan sofradan kalkın. Şimdi biz tabii iyi de gidip anlattım ya o geçen şişip balon gibi maden suyu getir, soda getir, getir. Hadi bakalım. Ondan sonra ya hocam bu Müslümanlar niye muvaffak olmuyor? Bir de geliyor. Hadi bakalım. Cevap verin buna. Vallahi bir yere davete gitmiştim yıllar önce. Ki elhamdülillah davet kesmişimdir. Ve 30 senedir bir yere de gitmem. Arkadaşlarımla Misra'ya gezerim. Çok zarri olursa bir çaya, bir köfteye neyse. Ya öyle sipariş elhamdülillah huyumu yoktur Rabbime şükürler olsun. Çünkü ben hocamdan bunu öğrendim. Allah nur için yazsın. Alimin izzeti istiğnasıdır. Alimin izzeti istiğnasıdır. Bir alim, bir hoca ne kadar istiğna gösterirse o kadar izzetli olur. Ne kadar zelil olursa o kadar zelil olur. Lan bir dilim paklavya, bir tepsi kadayıfa, bir dilim bakıyorsun adam oturmuş müftüyle dalga geçiyor. Vaizle dalga geçiyor. Ya yemeyin, geç çarşıda ye kardeşim, al evine götür ye. Yani İslam'a zarar verme. Evet, yani alimin izzeti istiğnasıdır. Bütün gençlere hepsine söylüyoruz. İstigna yaparsanız izzetli olursunuz. Yoksa gidersiniz. Adam davet etmiş. Fakir bir adam içinden geçmiş. Köfte yapmış. Bir de nedir Urfalılar? Ben adını pek bilmiyorum. Katmer. Ha yapmış getirmiş. Hoca arkadaşımız böyle kokladı. Allah dedi ben bunu yemem. Niye hanımın sarı ya? Ulan zehir zıkkım gibi. Adamın belki bir zeytinyağı almaya parası yok. Ayçiçeği yağı almaya parası yok. Saymış, sevmiş, seni evine davet etmiş. O yüzden sen tövbe ya. Bununla mı, bu kadro mu muvaffak olacak? Bu kadro mu efendim finişe uğrayacak? Yok. Yani lütfen. Müslümanlar ya oturduk zaman biz davet et. Bunu. Ya yeme, ha bu karın ne yedi? Bu mide neler gördü, ne olur? Ha bir gidin bakın Myanmar'da adam ne halde? Ha bir gidin bakın Filistin'de, Gazze'de ne halde? Suriye'de ne halde, Yemen'de ne halde? Biz de bunu yaparsak Allah affeder bizi. Evet. Hazreti Ali bu yani radıyallahu anh. Ya fazla yemezmiş. Hep böyle peygamberimiz böyle emretti. Acıkmadan sofraya oturmaz benim ümmetim. Doymadan kalkar. Prensip bu. Şifa da bu, sıhhat da bu. Ve Efendimiz'e sıhhati soruyorlar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bütün illetin başı midedir, şifa hazımdadır. Yani bütün illetin başı mide, iyi ayı. Eğer o hazmedilmiyorsa, bağırsakların falan kolay geçmiyorsa şifa da gelir. Nereye gidersen gidin, kabızlık var mı, bu var mı, şu var mı? Yani biraz bize dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Dava adamlığı budur. Evet. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh, dedim ya iki oğlunda bir gece onda ve tabii bir gün sabah namazından çıkarken bunu İbn Kesir babasından naklediyor. Yolda bakıyor ki böyle kazlar kendisine doğru yaklaşıyor. Kak 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 kazlar böyle bir sürü kaz. Yani Kufe'de biliyorsun Fırat yakındır oraya. Yaklaşmış, ötüşmeye başlamışlar Hazreti Ali'nin arkasında. Kazlar ötüşmüş. Tabi etrafından bunu Müslümanlar kazları kovmuş. Yani ısırır mısırır falan. Hazreti Ali bırakın demiş onları. Nedir ya imam? Demiş bunlar matem kuşlarıdır. Zannetmiyor o kazlar yani matem tutuyor. Aslında bir şeye işaret ediyor. Kendisi ölecek, onu haber veriyor kuşlar. Matem kuşlarıdır. Tabi Abdurrahman İbni Mülcem, o harici adam, o gece aynı o kazların, şeylerin olduğunu şey yapar. Ha bir rivayeti daha var. Sabahleyin evden çıkarken, yani namaza geliyor, bütün kümes hayvanları bağırışmaya başlıyor evinde. Bütün kümes hayvanları. Hazreti Hasan da radıyallahu anh babasını kolluyor çünkü hariciler
rahat durmuyorlar. Babasıyla geziyor. İşte o gün her şey aksi gibi görünüyor, aksi gibi. Mesela bir cübbe almış babasına üşümesin diye. Halbuki İmam Ali üşümezdi. O kolu kapıya takılıyor, böyle yırtılıyor. Diyor baba bu bir aksilik nedir bu? Demiş sabran ya Hasan, sabah olursa anlarsın. Sabran. Aksiliklerce sabran ya Hasan. Telaşlanma, anlarsın. İşte o kazlar, o tavuklar sabah namaza baba oğul çıkıyorlar. Ötüşmeye başlayınca diyor baba bu ne oldu bu hayvanlara? Diye dokunma onlara ya Hasan. Sabah olunca anlarsın. Sabran. Sabah olunca anlarsın. Onlar matem kuşları. Yani o kümes hayvanları. Onlar böyle Hazreti Ali radıyallahu anh'ı tanıyorlar, hissediyorlar. Ve tabii geldi İbn-i Mülcem bir hasire saklanmıştı. Camide hasırın içine girmiş. Bekliyordu. Ve Hazreti Ali'nin sesini duyar duymaz hasırdan çıktığı gibi elindeki o kısa kılıcını Hazreti Ali'nin kafasına vurdu. Öyle bir vurdu ki Hazreti Ali böyle tökezledi. 63 yaşında bir insan. Tabii onu yakaladılar İbn-i Mülcem'i. Dediler ki yani ufak bir yara, ufak bir darbe. Çünkü sargı falan da vardı. O ışığa böyle geldi. Baktı ki sakalından kan dedi. Deden Resulullah bunu demişti. Başındaki kan sakalından damladı mı bil ki yolcusun. Zaten rüyasında da görmüştü. Yani Ramazan'da Efendimiz'i gördü. Efendimiz durumunu sordu. Ya Ali durum nasıl? Dedi ya Resulullah görüyorsun. Bunlardan çektiğimi. Dedi ya Ali onlar zaten senden sonra daha senin gibi birini bulamayacak. Onların belası bundan daha büyük olamaz. Daha bulamayacaksın. Senin gibi bir idareci bulamayacaklar. Yani beddua da etmiştir o asilere. Ve tabii Hazreti Ali radıyallahu anh o yarayla yere yıkıldı. Bir rivayette denir ki yani Hazreti Ali namazdayken tam kamet edileceği zaman o hasırın içinden çıktı vurdu. Neyse. İmamlığı bir başka sahabe devam ettirdi. Hazreti Ali radıyallahu anh o namazı zor kıldı oturduğu yerde. Tabi sonra İbn-i Mülcem'i yakaladılar. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi niye vurdun beni yani? Ben sana kötülük mi yapmıştım? İşin enteresan yönü Hazreti Ali ile birkaç kez karşılaşmışlar. Hazreti Ali biliyordu o katilini ama emir yok. Ona iyilik de yapmıştı. Fakat o maalesef tetikçilik yaptı Hazreti Ali'ye. Ama Hazreti Ali'ye demişlerdi. Yani Abdullah bin Selam radıyallahu anh o Yahudi alimiydi ki Müslüman oldu Medine'de. Sahabe oldu hakkında ayet-i kerime var. Bir tane Abdullah bin Sebe vardır, selamla karıştırmayın. Abdullah bin Sebe münafıktır, Yahudi dönmesidir. Bu Suriye bölgesinde, Ürdün bölgesinde, Irak bölgesinde gezici vaizlik yapardı. Osman'ın kanını iddia eder, milleti Hazreti Ali'ye kışkırtırdı. Onun da bu işlerde rolü çoktur. Yani bu tip insanlar da vardır. Abdullah İbni Sebeler bitmez. Arkadaşlar, şimdi ben size bir şey desem. 1900'lü yıllarda Osmanlı'yı parçalarken İngiliz-i la'in, ben demiyorum üstad söylüyor İngiliz-i la'in, yani o la'in İngiliz, ben sakin duruyor ama bütün entrik oradandır. Bu şimdi Güreh var ya o sarı bir tane Amerikan lideri, onun o bile ondan ders almıştır. Yani o Güreh'i onlar terbiye etmiştir. Ama sakin duruyorlar. Dünyanın her tarafında parmakları vardır. Tabii o 1900'lü yıllarda ne yaptılar? Yine bu bölgeye gezici vaizler gönderdiler. Mesela Lawrence, casus Lawrence. Lawrence'in bir ismi var, o resmi ismi. Ama ümmetin içinde bir ismi var yani. İşte sarışın, marışın, iyi konuşuyor falan. Süverek'te, şimdi Süverekli olanlar da uğraşacağımız falan bilir. Süverek'te zazaca vaiz vermiştir. Süverek'te
Zazaca vaaz vermiştir. Adam yetiştirilmiş. Kaç dil biliyor? Kürtçe, Zazaca, Arapça, İbranice, Osmanlıca. Lawrence. Adam yetişmiş. Küçük yaştan beri İngiliz İlahi Mektebi'ni yetiştirmiş. Şimdi biz yabancı dil desek, yabancı dil, çocuğumuza yabancı dil verirsek, ilk tepkimiz öyle, bırak hocalı senden bu gavurcuysa oysa. Dilin gavurcası yoktur arkadaşlar. Dil dildir, lisandır. Yani Allah'ın ortaya koyduğu bir şeydir. Hiçbir dilin gavuru İslam'ı yoktur. İslamsa İslam, gavursa gavur. Yani biz şimdi ne kadar çok yabancı dil öğrenmemiz lazım, onu demek istiyorum. Bakın bir zamanlar ecdat, sahabe, tabi'in başka diyarlara giderler, orada tebliğ etmeye, anlatmaya giderler. Şimdi bizim ayağımıza turist geliyor, diyor, vay gavur oğlu, gavur gelmiş, harahmanı geziyor. Yok korkarım balıklar tutar. Ya. Öyle bir şey denir mi? Yani hele tut bir çay içir, ağırla nedir, neyin nesi, gönlünü fethet. Yok ya boş verir bu gavurları. Bir gün hacca gideceğiz, rahmetli bir amcam oğlu var. İhram alıyoruz aşağı çarşıda, Bedistan'da. Biz ihrama bakarken üç tane de orada işte Avrupalı baktılar, bir şeyler tarif ediyorlar. Ya dedi hacca bu gavurlar ne işi var ihramdan? Bunlar zannetti biz hamam fıtası alıyor falan. Neyse ya baksınlar ne olur. Ondan sonra dedim şey Johnny Money neye bakıyorsunuz falan. Adam baktığında selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi güzel ihramlar. Hoş. Dedi benim adım Bayram. Bunun adı Mustafa. Bunun da adı nedir? Çavuşeviç mi? Öyle bir şey. Bosna Hersekli. Buradan hacca gidiyorlar karayoluyla. Bakmışlar biz ihram alıyoruz, hoşlanır genler de almak istemiş. Dedim şimdi nasıl tövbe edeceksin? Adamlar, ya şimdi hac yolcusu, Bosna Hersekli. Bosna Hersekli diye bir yer var, bilmiyoruz ki. Müslüman mı, değil mi? Bak mesela Cumhurbaşkanı Venezuela'da. Venezuela'da Müslüman var mı, yok mu? Araştırmamız var mı? Vallahi var. Hem de ta Girit Adası'ndan kalkıp da, yani uzun hikaye, ehli tasavvuf bir grup ta gitmişler Venezuela'da İslam'ı anlatmışlar. Kaç sene evvel Venezuela'da bir darbe olacaktı. General Muhammed Emin falan, o Muhammed Emin ne geziyor orada? Müslümanlar, o Müslümanlar yatmadı. Bak oraya gitmişler. Amerika'da kızıyorsunuz, şu kadar milyon Müslüman var. Fransa'da şu kadar milyon Müslüman var. Gitmiş hizmet ediyor kardeşlerimiz orada. Hepimizin öyle olması lazım. Dil bilmiyoruz, bilmediğine de düşmanız. Ve adamlara ne yaptık biliyor musun? Adamlar ya Allah sizden razı olsun, maşallah, maşallah falan. Adam da anlıyormuş Türkçe'de, ya siz bizi yanlış anladınız. Kefaret olsun, ne yapalım? Dedim, Emin, buna ihram parasını sen ver, hediye et. Cezası bu kefaret. Adamın gavur diyor, bu gavurlar niye bize bakıyor? Böyle bir toplum olmaktan kurtulmamız lazım. Tekrar söylüyorum, bakın Lawrence ta İngiltere'den geliyor buralarda casusluk edip Arabı Türk'ün aleyhine, Türk'ü Arap'ın aleyhine. Adam sözler, cümleler hazırlıyor. Cümleler hazırlıyor. Yani birbirine kavga ettirmek için. Medine'deyiz, bir Kuba'ya gideyim, sene 77, pick-up'tan gibi böyle. Baktım biri de zeytin gibi, ben bunu çok anlatmışımdır. Dedim ya bu Yunan malını yiyeceğinize Müslüman ülke mallarını yeseniz. Dedi nerede böyle Müslüman ülkede kaliteli zeytin var? Dedim Türkiye'de var. Bizim Ege bölgesinde şurada böyle. İşte dedi sen Türk misin? He. Allah bir tane bir gülmek tuttu. Allah Allah bir ayıbımız mı var? Etrah diyor gülüyor. Ya hayır inşallah ahi. Dedi kusura bakma kusura bakma dedi. Bizde beyaz kediye köpeğe Türk derler. Aha! Beyaz kediye köpeğe Türk derler. İyi. Bir dedi bizde böyle işler karma karışık oldu mu? Deriz ki Türk işi oldu. He, Türk işi oldu. Bir şey de geri zekalı kim varsa ona Türk deriz. Dedim babam bizde de öyle. Yani sana bunu aşılayan Lawrence bize de aşılamış. Nasıl dedi? Bizde de anladım size Arap olayım.
geri zekalı. Arabı geri zekalı tanıtmak için anladımsa Arap olayım. Müslümanların da aslında bu. Siyah kediye, siyah köpeğe değil, siyah yok demeyin. Arap bu yok. Diyor muyuz değil mi? Ondan sonra bir şey olmuyor, Arap saçına döndü bu iş. Veya Arap işine de şöyle Arap. Adam bunları bize ekmiş atasözü gibi. Ağzımızda. Nasıl biz düzeleceğiz? Adamlar yumuşak karnımızı, zayıf noktamızı biliyor. Şimdi mezheplere karşı nasıl duyarlı? Meşreplere karşı nasıl duyarlı oğlum biliyor. İkimize birden tokat vurmuyor. Bir ona vuruyor, bir bana vuruyor. Bir ona vuruyor. Yani yemin ediyorum, şimdi bu Şia, Sünni meselesi yani kendilerine yarıyor. Bizim akıllı olmamız lazım. Bizim akıllı olmamız lazım. Ya yani yok efendim o başına kiremit koymuş, şunu yapıyormuş. Bizim de yanlışımız yok mu? Oturup konuşursak bu işler biter, anlaşılır. Ama maalesef yok. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın konusunu tamamlayalım. Tabii İbn-i Mülcem vurdu, İmam Ali yaralandı ve gerçekten çok hazin, mescitte millet üzüntü duyuyor ama elden bir şey gelmiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bakın bu adam, ben eğer ölürsem bana bir şey olursa bu adama işkence etmeyin. Buna işkence etmeyin. Kısas neyi gerektiriyorsa o şekilde. Yani öyle işkence çek bir şey yok. Tabii daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh vefat etti. Vefat edince Hazreti Hasan onu infaz etti. Veyahut da Abdullah bin Cafer, Hazreti Cafer'in yeğeni, damadı da aynı zamanda, onun infaz ettiğini söyler. Şimdi Hazreti Ali'nin mezarı nerede? Ona da bir şey yapalım. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kabri çeşitli çeşitli şeyler söylenir. İşte şuradadır, buradadır, küfededir, doğru. Yani şimdiki Necef denen yerde. Tabii niye orada? Orada şehit oldu. O camide vefat etti. Nereye gömdüler? Bu haricilerin Hazreti Ali radıyallahu anh'ın cesedine zarar verir korkusuyla, yani aynen kabirden çıkarır, zarar verir korkusuyla gizlediler. Geceleyin defnettiler. Çünkü hariciler İmam Ali'nin düşmanıydı. Tekrar söylüyorum, hariciler gavur değildi, İngiliz değildi, Fransız değildi. Namaz kılan bizim içimizden çıkmış bir kısım inkarcılar. Evet, yani mezarı açıp cesedini çıkarmaya korkulduğu için Küfe'de Darul İmara, yani hükümet konağına defnedildi. Genel görüş budur. Meşhur olan rivayet budur. Onun cenazesinin devesine bindirilerek salıverildiği ve devenin onu nereye götürdüğü bilinmediği söyleyen kimse hata eder. Yani öyle bir şey, İslam'da şans yok. Kabrini gizli ettiler ki hariciler zarar vermesin. O belli etmedi. Yani üstünde gezdiler, taş maş koymadılar. İşte bu şimdiki Necef şehitliğinde olduğu söylenir. Oraya bir sonradan cami yapıldı. O caminin içindeki mi değil midir bilemeyiz. Eğer İbn Kesir diyor tarihçi, diyor Şia, şimdi İmam Ali'nin kabri diye bildiğin mezarda kim yatıyordusa çıkarır taşlarlar kabirdekini. Çünkü o kabirde Mughire bin Şube, o da sahabedir ama İmam Ali'nin karşıtıydı, onu taşlarlardı. Ama şimdi tabii orada enteresandır, Irak'ı görmüşsünüz. Yani Şia'nın mezarları, o mesela Kerbela'da o güzelim camiler, o güzelim imaretler, namaz kılınmıyor. Kılınırsa değişik bir şey kılınıyor. Ben gördüm, bir çocuk elinde haziran komut veriyor, secdeye rükûa gidiyorlar. Hatta biz o dönem savaş vardı İran'la Irak'ın, hacca giderken orada Hazreti Hüseyin'i anlattık hacılarımıza. Anlattım. Ben baktım bizimkiler nasıl ağlıyor. O sırada da o yandan kadınlar böyle çarşaflı. Ya bir zılgıt. Aman ya Rabbi. Yani Şivan zılgıtı, düğün zılgıtı. Ben de gayri ihtiyar ayağa kalktım. Dedim ne oluyor ya? Biz ehli sünnet ağlıyoruz Hüseyin'e. Siz zılgıtla matem tutuyorsunuz. La kardeş, bu Hüseyin'i kim öldürdü ya? Kim şehit etti?
Bir baktım oradan bir tane mollaları geldi böyle büyük sarıklı. Dedi ilk defa ben bir ehli sünnet hocasından dinliyorum, bize hak veriyorum. Yalan söylüyorsun, biz daima Hüseyin'i seviyoruz. Ehli beyti biz daima seviyoruz. Bu iftiradan kurtulun ya. Bize niye iftira ediyorsunuz? Dedim şimdi geçti Hüseyin radıyallahu anh şehit oldu. Ama ehli beyt burada şehit oldu. Şimdi derdimiz nedir? Şimdi nedir? Irak'la İran nedir bu savaş? Bakın askerlik yaşı 40'a indi çıktı. Genç kalmadı. Kadınlar dul camilerde oturuyor. Vallahi genç hacılardan ben korkuyordum. Nedir ümmet nereye gidiyor? Bu gemiler Körfez'de ne geziyor Amerikan gemileri? Biri de koca fren yap Irak'tasın Türkiye'de git. Burada adamı kaybederler. Saddam Hüseyin rejimi. Ne oldu? Bakın oyun döndü. Saddam'ı da yedi. Saddam'a methiyeler yazanlar, söyleyenler, onu saltanata getirenler, darbe yaptıranlar. Ne oldu? Gitti heykelini diktirenler. Köyde elektrik yok. Ana yolda 10 kilometre bir Saddam'ın heykeli, elektrik oraya çekmişler. Köyde elektrik yok. Saddam işte. Yani öyle bir komutan. Herkese göre poz vermiş. Hacda hacılara ihramlı, askere askerlik, topçuya top elinde. Herkese öyle birer heykelden avutiler. Şeker vermişler, heykelden avutiler. Ne oldu? Saddam da gitti. Onun için Müslümanlar kendine gelmeli. Şimdi İmam Ali tabii orada gömüldü. Bazen derler deviye bindirildi, Medine'ye götürüldü. Bunların senedi seferi yoktur. Ama bizim için gönlümüzdedir Hazreti Ali. İster o mezarda olsun, ister olmasın. Biz mezara ahireti hatırlamak için gideriz. Peygamberimiz bize bunu söylüyor. Tabii Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, 63 yaşında idi. Tabii sormuşlar bazılarına, nerede, nereye defnedildi? Tabii 58 yaşında yine Necef söylenir. Doğrusu budur. Yani bütün şehit rivayetlerin özü kabri oradadır. Ama burada mı, orada mı, öbür tarafta mı bilemiyoruz. Bizim için kabirden ziyade onun manası. Biz İmam Ali'yi severiz radıyallahu anh. Tabii bununla ilgili bir şey var. Ben sonunu okuyayım. Bediüzzaman Hazretleri bir şey söylüyor. Hazreti Ali sevmede. İşte diyor ki ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet vel cemaat ve ey âl-ı beytin muhabbetini meslek itikaz eden Aleviler. Bunu 100 sene evvel Said Nursi Hazretleri bu ümmete sesleniyor. Çünkü o dönemde de bu hastalıklar var. Yani ey ehl-i hak olan ehl-i sünnet vel cemaat ve ey âl-ı beytin muhabbetini meslek itikaz eden Aleviler. Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız zararlı nizayı aranızdan kaldırınız. Yani bu Şii, Sünni nizanı kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, yani İngiliz, Avrupa cereyanı şimdi devam ediyor. İşte Güreh'ten bahsettim yani. Bakın hiç tarif etmeye lüzum yok. Niye Güreh söyledim onu da açıklayayım. Hani Kelle ve Dimne'de bir hikaye anlatılır. Bakmışlar koskoca bir adam bir çocuğun önünde kaçıyor. Böyle kahvede oturanlar falan, lan bu adam neden korkmuş? Adam korkmuş böyle renk renk atmış, kaçıyor, bakıyorlar kovalayan bir çocuk. Ya utanmıyor musun? Bir çocuğun önünde kaçıyorsun rengin benzin. Demiş be adamlar ben çocuktan mı korkuyorum? Çocuğun arkasındaki bu güreh itten korkuyorum. Arkasında bir it ki çoban iti. Yani biz biliyoruz yani çoban alt edeceğimizde arkasında bir güreh var güreh. Yani artık USA diyeceğim. Bu tescillidir. Bundan korkuyorum. Yoksa ben bu çocuktan niye korkup kaçıyorum? Şimdi ümmete bakın posta koyuyor. Geçen Suudi kralına, ey kral sen orada iki hafta oturamazsın ha. Biz seni korumasak. Bu zillettir. Öbürü öyle, Mısır'ı öyle. Bunlar önemli. Bunlar yapıyor. İşte siz diyor aranızda bunu çıkadın. Kaldırın. Yoksa şimdi kuvvetli bir surette hükmeyleyen, bak kuvvetli bir suretle silah üstünlüğü elinde, teknoloji üstünlüğü elinde bu zındıka cereyanı biri birinizi diğeri aleyhinde alet edip
ezmesinde istimal edecek. Yani şimdi İran'ı Ehl-i Sünnet'e vurduracak. Denemedi mi Irak'a 9 sene? 2 milyon insan gitti arkadaşlar. Evet. Silahı da hiba ediyordu. Faturayı da Suudi ödüyordu. BA ödüyordu. Ama Afganistan'daki mücahitlere bir petrol kuyusu vermediler. Onlara verdiler. Evet. Yani kullanacak birbirinin anlayında. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehli tevhid olduğunuzdan, bak ikisinden söylüyor, ehli tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esası rabıtayı kutsiye, kutsi bağlar varken, aramızda varken, iftirakı, ayrılmayı iktiza eden cüz'i mesele bırakmak elzemdir. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, dinimiz bir olduğu gibi bizi birbirimize bağlayan kutsi binbir bağlar varken ufak tefek farklı meseleleri bırakmak elzemdir. Bugün ümmetin selameti budur. Bilhassa Alevi ve Sünni ayrımının körüklendiği iki tarafında maşa gibi kullanılmak istendiği zamanımızda insaf sahibi olan Alevilerin de Sünnilerin de bu hitap ve ikazlara kulak vermeleri her zamankinden daha ehemmiyetlidir deriz. Evet, Müslümanlar tek yumruk gibi olacaklar. Yoksa o mezhebi seviyor değil. Seni onun aleyhinde, onun senin aleyhinde yapacak. Ya kırdıracak birbirine. İşte buna bir isim takacak, bir plaka, ona bir plaka. Bizde de var böyle kaşıntı var. Yani ne hikmetse benim şeyhime gelmedikçe o meşru kazanmaz veya benim üstadıma veya benim hocama değil. Ya o camide kıbleye dönüyor mu bu adam? Bitti ya. Peygamber Efendimiz ne diyor? Camimize gelenin imanına şehadet ediniz. Secde eden imanına şehadet ediniz. Kestiğimizi yiyenin imanına şehadet ediniz. Bu kadar bağlar varken işte birbirimize yani o tarafta bu da ifrat ve tefritten kurtulmamız lazım. Doğru Hazreti Ali'yi seviyoruz. Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Ve Hazreti Ali'nin rivayet ettiği hadisleri de özetim bitsin. Dedik 586 tane hadis rivayet etmiş Hazreti Ali. Ondan hadis rivayet edenler başta oğulları Hasan ve Hüseyin, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Musa el-Eş'ari, Abdullah ibn Abbas, Ebu Rafi, Abdullah ibn Ömer, Ebu Said el-Hudri, Süheyb bin Sinan el-Rumi, Zeyd bin Erkam, Cerir bin Abdullah ki bunun kabri de bu demin bahsettiğim yerdedir. Cerir bin Abdullah Karkamış'tadır. Az şöyle burada olana sahip çıkamıyoruz. Neyse konuya girmeyelim. Ve daha diceleri hadislerden 20 tanesi hem Bukhari hem Müslim'de yer almıştır. Ayrıca 9 tanesi sadece Bukhari'de, 15 tanesi Sahih Müslim'de bulunmaktadır. Geri kalan ise diğer hadis kitaplarında bulunmakta. Bu niye söyledim? Adam diyor ki Ehl-i Beyt'ten gelmeyen hadisi ben meşru saymıyorum. Hadi bakalım. Bunlar da rivayet etmiş Hazreti Ali'den. Bukhari'de, Müslim'de var. Yani aramızda böyle tefrika yapanlara kulak vermememiz lazım. Şimdi Ahmet İbn Hanbel radıyallahu anh Hazreti Ali hakkında der ki son sözü Ali'nin hayatı için nakledilenler o kadar çoktur ki başka hiçbir sahabe için böyle bir nakil olmamıştır. Biz severiz onu. Rabbim bizi onlara, onu bize sevdirsin. Bizi onunla haşretsin. Onlarla haşretsin inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.